do several examples how we use this theorem. Okay. An example one. Area bounded by a simple closed loop. So let f x y to be just this. So f1, f2, and there like this. Minus 1 over 2, no, minus y over 2, and then x over 2. Okay. Let R be a region bounded by a simple closed loop C. Yani şöyle bir region olsun. Bu da bunun boundary'si. Şimdi Green teoremi bunu uygularsak, then apply. Okay, let's apply Green's theorem to this F and C. Şimdi ne diyor Green's teorem? Diyor ki C eğrisi boyunca f'in integrali neye eşit? R boyunca ya da şöyle diyeyim, bu eğer işte f1 dx f2 dy ise bu neye eşit? R boyunca f2'nin x'e göre türevi, değil mi? Eksi f1'in y'ye göre türevi dA. Peki f1 buydu. Yani f1 minus y over 2, f2 de x over 2. Şimdi x'in o zaman bu durumda şuna eşit olacak. F2'nin x'e göre türevi 1 bölü 2 eksi, değil mi? Bakın. F2'nin derivative of f2 with respect to x is just 1 over 2. Derivative of f1 with respect to y minus 1 over 2. So this is 1 over 2 and this is minus 1 over 2 and you integrate with respect to the area. Well, this is just the double integral of the function 1 dA. But what is this? This is of course just the area of R. So what we see is that this line integral is just the area of the region bounded by this R. Okay. Now let's see. So our second example is the following. Compute the area of the region bounded by the ellipse. Şu olsun. Pardon, eliptik diskmiş. Eliptik disk.
Yok, bounded, pardon. By the curve RT şu. 3 tane kosinüs T artı sinüs T ay artı 2 tane sinüs T eksi kosinüs T J T 0 ile 2 pi arasında. Şimdi bu nasıl bir şey diye düşünürseniz tam bilmiyorum ama eliptik disk diyor. Ha, bu şöyle bir şey muhtemelen. Bir tane elips ama rotate edilmiş. Niye bunu nasıl görüyorum derseniz bu linear algebra başka bir şey değil. Yani şundan geliyor. Burada dikkat ederseniz hani 3 kosinüs t, 2 sinüs t gibi bir şey var. Bu elips demek. Çünkü x'in işte 3'e böler karesini alırsanız, y'yi de 2'ye böler karesini alırsanız 1 veriyor. Ama bu o tam değil. Sinüs kosinüs karışmış. O karışma da bunun düzlemin rotate edilmesinden kaynaklanıyor. Tamam mı? O yüzden bu şöyle bir şey. Şimdi bunu doğrudan integre şeyini alanını hesaplamaya çalışsanız kazık olur bu. Kolay değil. Ama böyle kolay. Şimdi nedir? Area of R. Of R neydi? Bu line integral of f dot dr değil mi? F neydi? F şuydu. Minus y over 2 x over 2. Peki. Şimdi r ne? Rt. Bu zaten verilmiş bize. Değil mi? İşte şu. 3 tane kosinüs t sinüs t. Kosinüs t plus sinüs t. I artı 2 tane sinüs t eksi kosinüs t j. So this is my xt. Xt and this is my yt. So area of R is what? Integral of closed loop C F dot dr so it is 0 to 2 pi F is what? F is minus y over 2 x over 2 dr is just dx dy. And if I just open this up, I get 0 to 2 pi. Ne elde edeceğiz? Eksi y, yani şurada bir 1 bölü 2'yi dışarı alayım. Eksi y dx artı x dy. Şimdi x ile y'nin yerlerini yazarsak 1 bölü 2, 0 to 2 pi. So let me write here. X is 3 cos t sin t. Therefore dx is my 3 minus sin t cos t. Y is 2 times sin t minus cos t. Dy tabii şurada dt'ler de var da. Dt. This is two times ya da şöyle güzelce yazayım şunu. Özür dilerim. X dediğimiz şey neydi? 3 tane kosinüs t artı sinüs t. So dx is 3
minus sine t plus cosine t dt. Y is 2 times sine t minus cosine t. Therefore, dy is 2 times cosine t plus sine t dt. Okay. Now, I'll just plug this into the place here. Minus y is this. Minus 2 times sine t minus cosine t times dx. Dx is this 3 minus sine t plus cosine t plus x 3 cosine t plus sine t dy 2 times cosine t plus sine t, and here I have dt, right? Peki buradan ne çıkar? 1 bölü 2 tane 0'dan 2 pi'ye. Şimdi bunları açtığımızda buradan bir 6 geliyor. Buradan da 6 geliyor. 6 parantezinde burada tabii eksi de var. Şöyle diyeyim. Şimdi bunu açtığımızda sinüs şu eksiyi artı yapayım. O zaman burası artı, burası eksi olacak. Şimdi eksi sinüs kosinüs kare. Kosinüs kare, pardon, sinüs kare t, kosinüs kare t. Burası 1 edecek. 1. Ondan sonra cross terim eksi sinüs kosinüs, eksi sinüs kosinüs. Eksi 2 tane sinüs t kosinüs t. Artı 6 tane kosinüs kare t, kosinüs kare t. Bunlar ha ikisi de aynı. Kosinüs kare t, sinüs kare t oradan 1 gelecek. Artı 2 tane kosinüs t, sinüs t. Tamam, çok güzel. Bunlar zaten birbirini götürdü. Geriye 2 kaldı. 6 2'ye böldük. Bir daha 6 0 to 2 pi dt. Buradan da 2 pi gelecek. So 12 pi. Bakayım doğru mu yapmışız? Yes, correct. Tamam mı? Another example where we can use of Green's theorem is this. Evaluate the integral I, which is neymiş bu? X eksi y küp, x eksi y küp dx artı y küp artı x küp, özür dilerim, dy. Where c is the positively oriented boundary of the quarter disk Q. Şu denklemlerle verilen x kare artı y kare a kareden küçük ve x ve y her ikisi de pozitif. Yani şu bölge x ve y düzleminde yarıçapı a olan
quarter diski alıyorum. Positively oriented, so counterclockwise. Therefore, it goes like this. Okay. Well, so we apply just Green's theorem. Solution by Green's theorem. Integral over the CF dot dr is just ya da şöyle diyeyim, F1 dx plus F2 dy neydi? F2 del F2 del x minus del F1 del y dA. In our case, F1, let me tell you what it is. X minus y cubed dx plus y cubed plus x cubed dy. So this is area integral. This is my F1, this is my F2. Derivative of F1 with respect to y. Pardon, derivative of F2 with respect to x. F2 bu. X'e göre türevi nedir bunun? 3x kare. Eksi derivative of F1 with respect to y minus 3y squared. So it is just this dA. So this is just not A, this is R. Ya da buna Q mu dedik? Q. R da değil, Q olacak. Yani bu 3x kare 3y karenin integrali. Burada da polar koordinatı kullanabilirim, değil mi? X'i ya da şurada tekrar yapayım bunu. Şimdi Q dediğim şey şuydu. A. Burada polar koordinat kullanalım. X is just R cos theta. Y is R sin theta. R is between 0 and 1. And theta is between 0 and pi over 2, right? Because angle changes from 0 to pi over 2. So this can be written as 0 to 1 or 0 to pi over 2 and then 0 to 1, 3 x squared plus y squared, which is 3r squared, dA is what? R d theta. So this is just 3 r küp. 3 r küpün integrali nedir? 3 bölü 4 r üzeri 4 sıfırdan 1'e 0 to pi over 2 d theta. So this is just 3 over 4. Buradan da theta 0 to pi over 2. So this is just 3 pi over 8. Pardon, burada integral bu r a'ya kadar, ona dikkat etmem lazım. A'ya kadar olduğuna göre de burası 3 a üzeri 4 olacak. O halde 3 a üzeri 4 pi bölü 8. Yes, correct. Bir örnek daha yapalım.
Okay. Let C be a positively oriented simple closed curve. In the XY plane. Bounding a region R and not passing through the origin. Then show that şunu gösterin diyor bize. C üzerinde minus y dx plus x dy x squared plus y squared is equal to the following. This is zero if the origin, if R contains the origin, pardon, 2 pi, zero if R doesn't contain the origin. Yani şunu söylüyor. Şöyle bir C eğrisi alırsanız, R de böyleyse, orijinin dışındaysa, o zaman bunun üzerinde integral sıfır. Ama böyle bir eğri alırsanız ve R böyleyse, buna R1 diyeyim, buna R2 diyeyim. Bu da her ikisi de pozitifli oriented. C2. Yani bu C1 üzerinde minus y dx plus x dy x squared plus y squared is zero. Ama eğer eğri böyleyse minus y dx plus x dy x squared plus y squared. Then this is 2 pi. Hatırlıyorsunuz. Bu aslında şeydi. D theta'ydı, değil mi? Yani bu form theta yerine tangent inverse y over x derseniz d theta işte bu. Minus y dx plus x dy divided by x squared plus y squared. Dolayısıyla bu d theta'nın integrali, d theta'nın integrali de theta olacak. Bunun söylediği şey de bu eğri boyunca açının toplam değişimi sıfır ama burada 2 pi. Çünkü açıyı ben buradan ölçüyorum. Şöyle. Açının toplam değişimi 2 pi ama burada açının toplam değişimi bu noktadan yani buradan ölçüyorum. Şu noktanın açısı şu. Sonra şöyle artıyor biraz. Sonra azalıyor. Ama toplam değişim sıfır orada. İspatına bakalım. İspatı kolay. R1 boyunca integral. Şimdi F nedir? F şu. F1, F2. F1 dx'in katsayısı, F2 dy'in katsayısı. F1 şu. Minus y over x squared plus y squared. F2 ise bu dy olacak. Pardon.
y dx x dy. Tamam, y dx. Bu da x over x squared plus y squared. Şimdi dikkat ederseniz del f 2'nun del x'e göre türevi, bunun x'e göre türevini alırsanız ben size söyleyeyim ne çıkacağını. 1 çarpı x kare artı y kare eksi x çarpı 2x paydanın türevi bölü x kare artı y karenin karesi. Buradan da y squared minus x squared divided by x squared plus y squared squared. Ve bunu hesaplarsanız this is nothing but also y derivative of f1. Okay, these are the same. So this means what? This means the following. So tabi bu nerede tanımlı? Orijinde tanımlı değil, right? Note that f is defined on R2 minus 0, 0. Şimdi C1 eğrisi, C1'i şöyle aldıydım, değil mi? Orijini içermiyor. So C1 is this. And R1 is this. And origin is away from this. Therefore, hence, we may apply Green's theorem to C1 and R1. Çünkü f fonksiyonu burada tanımlı. Tanımsız olduğu yer orijin ama biz orijinden uzaktayız. So, integral over C1 f1 dx. Neydi bu? Minus y dx plus x dy divided by x squared plus y squared. This is just f1 dx plus f2 dy. But this is by Green's theorem. F2x minus F1y and then I have dA. However, this gadget is just zero because they are the same. They are the same, right? This derivative is equal to this derivative. You can check this. Therefore, this is just integral of zero. Therefore, this is zero. Peki, ikincisinde ne olacak? For the other integral, note that origin is contained in R2, and thus we cannot apply Green's theorem directly. Yani şöyle değil mi? Şu andaki durum şu. C2 eğrisi bu. R2 region'ı bu. Orijin içinde kalıyor ve benim f fonksiyonum burada tanımlı değil. Dolayısıyla da ben o teoremi kullanamam. Burada işte şey var, bir tane sink var. Fonksiyonumuz burada, vektör field'ımız tanımlı değil. Tamam mı? Burada bir şeyler yok oluyor. Ama şöyle bir üçkağıt yapabilirim. Let's just consider a circle here of radius, let's say epsilon, a small circle like this, okay?
let's say C epsilon. Epsilon is the radius of this. And let's orient this positively. So for this to be oriented positively, it should be the count clockwise, right? So my region is this, the one between these two curves. So let R be the region between C2 and C epsilon. Okay, C epsilon where C epsilon is oriented positively with respect to R, oriented positively, clockwise with respect to the region R. R'la R2 aynı değil. R2 C2'nin kapladığı bütün alan. R ise bu yeşil olan bölge. Tamam mı? Bu ikisinin arası. Yani şu C2, şu C, R dediğim şey burası. Burası pozitifli oriented, burası negatifli oriented. Ama işte bu R bölgesinin sınırının pozitifli oriented olması bu demek. Dış çember pozitif, clockwise, counterclockwise, inner ones are clockwise. Peki, now let's apply to this, so union C epsilon x dy, no, minus y dx x dy x squared plus y squared. Şimdi bakın, C2 ile şu C2, bu da C epsilon. Bu ikisinin arasında kalan bölgede f fonksiyonu tanımlı. Çünkü kötü nokta bu CE'nin içinde kaldı. Ama benim bölgem CE'nin dışı. Dolayısıyla da Green teoremi uygulayabilirim. Green's teorem. Ve bunu verecek bana işte bu bölge boyunca integral işte f2'nin x'e göre, f1'in y'ye göre dA. Ama bunu zaten ben sıfır olduğunu biliyorum. So this is zero. But this means what? This means so bu integral sıfır. Bu ne demek? C2 boyunca integralle C epsilon boyunca integraller birbirini cancel ediyormuş. Yani o şu demek. Integral over C2 of the same thing plus integral over C epsilon the same thing. This is zero. So this integral, I am trying to compute this. Minus y dx plus x dy x squared plus y squared is minus c epsilon minus y dx plus x dy x squared plus y squared. Yani Green teoremi burada ne yaptı? So Green theorem reduce this integral over this arbitrary curve C2 to a line integral about a very specific curve, which is just a circle with center at the origin and radius epsilon. Right? So CE is this.
And I have minus sign here. That minus sign gives me minus c epsilon here. Minus y dx plus x dy. X squared plus y squared. And minus c epsilon means you change the orientation of the boundary. Ya da tamam böyle kalsın. Şunu eksiği burada tutayım fark etmez. Tamam. Şimdi C epsilon'un boundary'si neydi? Bu clockwise'dı. Şimdi X yerine bunu parametrize etmek istiyorum. Yarı çap çarpı cosine T. Y yerine epsilon sine T yazacağım. Ama bu dikkat ederseniz positive orientation. This gives us the positive orientation. That's why I have to make a change. So I can just choose this, for example, minus. Choose one of them to be minus. It will give you the other orientation. Okay. Ya da şunu koyayım. Fark etmez. İkisinden birini eksiye çevirin. Orientation tersine dönecek. Şimdi o zaman bu integral ne olacak? Tabii ki dx nedir? Dx minus epsilon sine t dt. Dy is minus epsilon cosine t dt. This integral is minus 0 to 2 pi. Right? T is between 0 and 2 pi. I am just parameterizing the curve C epsilon, circle with radius epsilon, and with orientation, you know, clockwise. Now minus y. Minus y is just C times epsilon T. Dx. Dx is minus epsilon sine t dt plus x. X is epsilon cosine t and then dy minus epsilon cosine t and everything in dt parentheses dt divided by x squared plus y squared, x squared plus y squared, epsilon squared cosine squared t plus sine squared t. So what is this integral? I have minus epsilon squared sine squared plus cosine squared, which is just 1, divided by epsilon squared and then dt. Well, this is just integral of 1 and this is just 2 pi. So the result is just 2 pi. Okay. Yani burada Green teoremi doğrudan uygulanamadı ama Green teoremi ne yaptı? İntegrali kolaylaştırdı. Eğriyi değiştirmemize izin verdi. Değil mi? Burada rastgele bir eğri vardı. O rastgele eğri yerine güzel bir çember almamıza yardım etti. Çünkü bu kısım sıfır. Burası sıfırsa ben işte buraya istediğimi koyabilirim bir yerde. Ben de bu çemberi aldım. Ki parametrizasyonu kolay. O integral hesaplanabiliyor. Tamam mı? Hesaplanabiliyor. Okay, so all right. Bir remark olarak şunu yapayım. Buraya kadar sorusu olan var mı? Remark.
Şimdi şey görmüştük ya, vektör fieldların konservatif olması ile ilgili 3 tane denk koşul vardı. Green teoremi onu şey yapıyor. Ona denk bir koşul veriyor. O da şu. Okay, now if F1 F2 is a smooth vector field with F2'nun x'e göre türevi eşittir F1'ın y'ye göre türevi ise then F is bu necessary condition'dı. Right, this was necessary condition for F to be conservative, but it is not sufficient. However, it becomes sufficient. So F is conservative, sufficient olacak. On any simply connected region. Neden? Şu yüzden simply connected bir region'sa bu ne demek? O region'ın içinde delik yok demek. Indeed, yani şöyle bir şey. Bu region her neyse, bu R olan region, bunun içinde hiç delik yok. Dolayısıyla eğer ben burada bir tane curve alırsam, rastgele bir curve C diye. So if R is simply connected, then for any simple closed curve, simple closed curve C in R, we can apply Green's teorem. Nasıl? Şimdi bu herhangi bir C eğrisi aldığımda Green teorem ne, pardon, neyi göstermem lazım benim konservatif olduğunu göstermem için? Herhangi bir eğri boyunca integralin closed eğri boyunca integral hep sıfır olacak. Şimdi diyelim ki rastgele bir eğri aldım. Bu eğri bir bölgeyi bound ediyor. R prime diyeyim ona. Simply connected olduğu için bu bölge gerçekten C'nin kapattığı bir bölge. Yani bunun içinde delik yok. O yüzden de bu integral C boyunca işte f dot dr neye eşit olacak? Yani bu işte f1 dx F2 divide'ı C boyunca bu şuna eşit olacak. Bunun bound ettiği bölge R prime del F2 del X del F1 del Y dA. Ama ben ne kabul ettim? Bütün bu bölge boyunca bunlar birbirine eşitti. Değil mi? Yani bu R'nin her noktasında bunlar birbirine eşit. O zaman burada da eşitler birbirlerine. O halde burası sıfır. So this is just zero. So this means this integral is zero for any curve C. Simple closed curve C. Ama her eğri boyunca sıfırsa, so this is zero for any closed curve C in R. But this implies
This implies hence f is conservative. Değil mi? Dolayısıyla da şeyi görmüş oluyoruz. Yani so if these derivatives are equal to each other, this doesn't imply that the vector field is conservative right away. But if the region is simply connected, if there is no hole in it, then actually it is sufficient to say that to be saying that f is conservative. Yani f'in konservatif olduğunu o zaman bu gerektiriyor. Tamam mı? Eğer region'da şey olsaydı, delik olsaydı o doğru değildi. Zaten şunu biliyoruz. İşte burada region'ımızı r2 eksi 0 aldığım zaman vektör field'ımız da işte şu deminki fonksiyon f dx, yani şu x kare artı y kare x bölü x kare artı y kare alın. Bunun x'e göre türevi, bunun y'ye göre türevine eşit. Bunu görmüştük ama bu konservatif değil. Neden değil? Çünkü region'da bir delik var. Tamam mı? Ha şöyle alırsam region'ımı, burada konservatif. Şurada da konservatif. Ama bütün bu düzlemde r2 eksi 0'da konservatif mi? Değil. Right? This is conservative here, here. Oh, if the region is simply connected, it is conservative, but not here. Okay? Although del f 2 del x is equal to del f1 del y, this is not conservative on r2 minus 0. Bunun temel nedeni de şu. Bu bölge içinde ben angle'ı tarif edebilirim. Şurada bir nokta aldığınızda bunun angle'ı well defined bir şey. Her nokta için bu anlamlı. Burada da öyle. Ama düzlemin tamamında değil. Neden değildi? Şu açının, bu noktanın açısı sıfırdı. Ama ben böyle dolanıp geldiğim zaman 2 pi oluyordu. E şimdi o zaman bu noktanın açısı ne? 0 mı 2 pi mi? Tamam, bütün sorun orada. Ama burada öyle değil. Burada bu açı well defined, bu da well defined, bu da well defined. Bir tur atamadığım için burada hiç sorun yok. Burada da sorun yok ama burada sorun var. Çünkü bir tur atıp geri geldiğinizde açı 2 pi eklenmiş durumda. Ve o zaman o bir fonksiyon olamaz. Değil mi? Fonksiyon dediğiniz bir tane değer alır. Yani bütün hikaye aslında çok basit bir şeye dayanıyor. Ama o basit şeyi anlamak için bayağı bir matematik gerekiyor. Okay. Alright, so let's stop.